bağlıyor. Mülbis hemen yaklaşık en fazla 10 metre arkamda o da zincirlerini bağlıyor. Nasıl bağlıyor? Bana dedi ki dedi ben dönüp bunlara dedim ki dedim gitmeyeyim. Dönerim. Ya bir kere daha dene dedim. Yanımızda çoluk çocuk var. İşte eş. Ben muhtemelen dönmüştür dedi. Sen nasıl ya, çıktın oradan? Makinenin camı kadar açıldı. Bahçesaray istikametine doğru hareket ediyorduk. Yol açmak için gitmiştik. Arkamda da bir tane minibüs vardı. Hatta bizim şantiye şefiyle ekip başı da onlar pikapla geliyordular. Noktaya vardığımızda ani bir çığ geldi. Hani birinci çığ. Ondan kurtulduk. Ben çığı bayağı bir aşmaya çalıştım. Ama çok fazla gelmişti. Döndüm şefe dedim ki şefim dedim tek makinalık iş değil dedim. Arkadaşı götür, öbür operatör arkadaş da şefin arabasındaydı. Arkadaşı götür dedim, öbür makineyi de alın gelin. Hani dedim gidebilirsek gideriz, gidemezsek döneriz. Minibüse de dedim ki dedim arkadaş dedim söylediğimi yaparsanız dönün dedim. Dönün dedim bak çünkü çok kötü, fırtına tipi çok kötü dedim. Ya dedi hadi bir daha denesen belki gideriz dedi. Yanımızda çoluk çocuk var işte bayan var. Evimize gitsek daha iyi olur. Ben de hadi bir kere daha deneyim dedim. Belki çığı açarım. Meğerse ikinci çığ kopacakmış haberimiz yok. Makine bindikten sonra hani makineyi hareket ettirmemle bir oldu. Saniyelik. Kendimi ondan sonra karın altında buldum. Yok hayır atlamadım. Atlama fırsatı vermedi çünkü. Ben karın altında kepçenin içinde tabii makine ezilmiş büzülmüş ama çok şükür öldürmeyen Allah öldürmüyor. Makinenin içinde bayağı bir bekledim 20-25 dakika. Hani minibüs orada gelip beni kurtarırlar diye düşüncesiyle bekledim. Baktım kimse yok. Çıkmaya çalıştım, çabalandım çok şükür çıkabildim. Yola çıktığımda zaten ilk gözümü gezdirdiğim minibüs oldu. Hani bulamadım çünkü ortada bir şey yoktu. Dedim muhtemelen bunlar dönmüşlerdir. Dönmüşlerdir diye düşündüm. Sonra yaklaşık bir 500-600 metre yürüdüm. Ondan sonra bir başka bir minibüs denk geldi. Sağ olsun hemen araba aldılar. Beni hastaneye yetiştirmeye çalıştırdılar. İşin kötü yani orada şebeke hiçbir... operatörün şebekesi yok orada. Telefon yok yani. Beni ambulansa yetiştirmeye çalıştırdılar. Zaten ilk telefonun çektiği yere de ulaştığımızda hemen tüm birimlere haber verdik. Ambulansı çağırdık. Olay bu şekil. Bu talihsizce olayında bizi sevindiren bir haber. Kepçe operatörümüz çok ucuz atlattı olayı. Şu anda acilde tedavi alıyor. Genel durumu iyi. Sadece boynunda servikal vertebra dediğimiz boyunda bir hassasiyeti var. Beyin cerrahisi tarafından takip ediliyor. Bir günlük takip edeceğiz. Maalesef daha minibüse ulaşmadığı için daha hastalarımız buraya transport edilmedi. Ancak biz hastane olarak hazırlığımızı yaptık. Böyle afet durumlarında hızlı ve acil şekilde organize oluyoruz. Her şeye hazırlıklıyız şu anda. Sevindirici haberler bekliyoruz.